İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Molla Fenari ve Zembilli Ali Efendi hakkında bilgi sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, asıl adı Şemseddin Muhammed bin Hamza olan Molla Fenari, Nisan 1350 tarihinde doğmuştur. Fenari nisbesiyle ilgili olarak Bursa civarında Yenişehir'le İnegöl yakınlarındaki Fener köyünden gelmesi sebebiyle bu adla anıldığını söyleyenler bulunduğu gibi, babasının fenercilik mesleği yapması sebebiyle bu adla anıldığını söyleyenler de vardır. Kahire'de ondan icazet alan İbni Hacer el-Askalani'nin onun İbnül Feneri diye tanındığını belirtmesi ve Zeynüddin el-Hafi'nin halifesi İbni Ganim el-Kutsi'ye gönderdiği Arapça bir şiirinde kendisinden İbnül Feneri diye söz etmesi babasının da bu nisbeyle anıldığını göstermektedir. Molla Fenari, ilk öğrenimini babasının yanında tamamladıktan sonra İznik'te Alaaddin Ali Esvet'in derslerine devam etti. Hocasıyla arasında geçen ilmi bir tartışma yüzünden oradan ayrıldı ve Amasya'ya gitti. Amasya'da Cemalettin Aksaray'ın öğrencisi oldu. 1376 yılında kendisinden icazet aldı. Ardından Seyyid Şerif el-Cürcani ile birlikte gittiği Kahire'de başta Ekmeleddin el-Baberti olmak üzere çeşitli alimlerden şer'i ilimleri tahsil etti. Baberti'den de icazet aldıktan sonra Bursa'ya döndü. 1393 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Manastır Medresesi müderrisliği ve bunun yanı sıra Bursa kadılığıyla görevlendirildi. Bu görevi 10 yıl kadar sürdü. Ankara Savaşı'nın ardından Timur'un askerleri Bursa'yı ele geçirince, daha önce Yıldırım Bayezid'in esir alıp hapsettirdiği Karamanoğlu Alaaddin Bey'in iki oğlu 2. Mehmet Bey ve Ali Bey hürriyetine kavuşmuş, Timur tarafından Karamanlı ülkesinin yönetimine getirilmişti. Molla Fenari de muhtemelen Mısır seyahati dönüşünde Konya ve Karaman'a uğradığında tanıştığı Mehmet Bey'le Karaman'a gitti. Orada 10 yıldan fazla bir müddet ders verdi. Çelebi Sultan Mehmet devrinde 1415 yılında ikinci defa Bursa kadılığına getirildi. 15 Mart 1431 tarihinde Bursa'da vefat eden Molla Fenari, kendi yaptırdığı caminin haziresine defnedildi. Öğrencileri arasında oğlu Mehmet Şah Fenari, Kafiyeci, Emir Sultan, Molla Yegan ve İbni Hacer el-Askalani gibi alimler bulunmaktadır. Molla Fenari, Osmanlı Devleti'nde tasavvufa ilgi duyan ilmiye mensuplarının önde gelenlerinden biridir. Tasavvuf kültürüne olan yakın ilgisi bazı eserlerinde açıkça görülür. Tasavvufi düşüncelerinin şekillenmesinde Muhyiddin İbnül Arabi'nin tesiri vardır. Ve İbnül Arabi'ye nispet edilen Ekberiye mektebinin görüşlerini Anadolu'da temsil eden alimler arasında yer almaktadır. Babasından Sadreddin Konevi'nin Miftahul Gaybını okumuş, daha sonra bu eseri şerh etmiştir. Fenari ayrıca hem Miftahul Gaybı hem de İbnül Arabi'nin Fusûsül Hikemini okutmuştur. Gerek devlet erkanının, gerekse halkın saygı gösterdiği ve maddi durumu iyi olmasına rağmen sade bir hayat yaşadığı nakledilen Molla Fenari, geçimini sağlamak için ipekçilikle meşgul olmuştur. Taşköprüzade Fenari'nin vefat ettiğinde 10 bin ciltlik bir kütüphane bıraktığına dair bir rivayet kaydetmektedir.
Molla Fenari, Kudüs'te bir medreseyle Bursa'da 3 mescit ve bir medrese yaptırmış, 1430 tarihli vakfiyesiyle bunlara birçok emlakini tahsis etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Molla Fenari'nin düşüncesi genel olarak mantık, tefsir usulü, fıkıh usulü ve metafizikle ilgili eserlerinde ifadesini bulmuştur. İslam düşünürlerinin yeni sentezlere yöneldiği hareketli bir dönemde yaşayan Fenari, Moğol istilası ve Haçlılar sonrası İslam dünyasının yeniden toparlanmaya çalıştığı ilmi ve fikri ortamın güçlü bir temsilcisidir. Muhakkikler olarak bilinen alimlerin yetiştiği bu ortamda fikirleri teşekkül eden Molla Fenari, dini ve lisani ilimleri, Fahrettin Razi'nin metafiziğini ve Muhyiddin İbnül Arabi'nin tasavvuf metafiziğini bir büyük sentezde uyumlu hale getirmeyi denemiştir. Onun ilmi kişiliği Anadolu'da filizlenmeye başlayan, giderek Osmanlı ilim zihniyetinin temelini oluşturacak olan medrese tekke bütünlüğünü kendinde temsil etmiş ve mutasavvıf alim tipinin Davudi Kayseri'den hemen sonraki örneklerinden birini ortaya koymuş olması bakımından da önem arz etmektedir. Molla Fenari'nin ilmi projesinde mantık, din ilimleri metodolojisi ve tasavvuf metafiziği birbiriyle çelişmeden ilişki içine sokulmuştur. Usul ilmi mantıkla bütünleştiği gibi tasavvuf da şer'i ilimlerle tam bir uzlaşma halindedir. Ayrıca bu ilim anlayışında vahdet-i vücud metafiziğinin de mantık yöntemlerine dayalı bir ifadeye büründürülmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla onun düşüncesinde klasik İslam düşüncesinin beyan, burhan akli kanıt ve irfan şeklinde isimlendirilen araştırma alanları birbirini bütünleyen bakış açılarını ifade etmektedir. Taşköprüzade Ahmet Efendi, metafizik sahasındaki teorik ve tasavvufi bilgi edinme yollarından söz ederken, bu ikisi arasında bir geçişlilik bulunduğunu ve nefsin arındırılmasına dayalı tasavvuf yolunun Anadolu'daki en büyük temsilcisinin Molla Fenari olduğunu belirtmektedir. Bu tespitle ima edilmek istenen şey, Fenari'nin İbnül Arabi tarafından ortaya konulan tasavvufi görüşleri benimsemesidir. Esasen Sadreddin Konevi'nin Miftahul Gaybına, Misbahul Üns adıyla yazdığı şerh, Fenari'nin vahdet-i vücut metafiziğiyle irtibatının mükemmel bir göstergesidir. Ayrıca Sadreddin Konevi eserinde tasavvuf metafiziğini felsefi terminoloji bakımından da anlamlı olacak şekilde konusu, ilkeleri ve problemleri bakımından yeniden inşa etmek istediği için Fenari'nin şerhiyle bu özgün girişime yeni açılımlar kazandırdığı söylenebilir. Sonuç olarak Fenari'nin de Konevi'nin yolunu izleyerek teorik ve tasavvufi yollar arasında bir köprü oluşturmak istediği söylenebilir. Molla Fenari'nin kendisinden önceki entelektüel birikimden yararlanma hususunda kapsayıcı bir bakış açısına sahip olması, farklı ya da çatışan düşünce geleneklerini birbiriyle uyuşacak tarzda yeniden ele alabilmesini sağlamış, daha yüksek bir düzeyde gerçekleştirilecek bir sentezi düşünürün asıl gayesi haline getirmiştir. Din ilimleri olarak fıkıh ve kelam, felsefi analiz ve teorik kanıtlama yöntemi olarak mantık, vahdet-i vücut metafiziği olarak tasavvuf, bu düşünce sisteminde dini ve akli meşruiyet sorunu yaşamadan bir arada bulunmaktadır. Bu yaklaşımıyla Fenari, kendisinden sonraki Osmanlı düşünce ve ilim hayatına yön vermiş şahsiyetlerden biridir denilebilir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlere hakkında bilgi arz etmek istediğimiz şahsiyetlerden biri de Osmanlı dönemi ünlü müftü ve alimlerinden biri olan Zembilli Ali Efendi'dir. Zembilli Ali Efendi, ünlü alim Fahreddin Errazi'nin soyundan gelen Cemalettin Aksaray'ın torunu Ahmet Çelebi'nin oğludur.
Fetva almak üzere kendisine başvuranların işlerini kısa sürede sonuçlandırmak için evinin penceresinden sarkıttığı zembille soruları alıp cevapları yine zembile koyup vermesinden dolayı halk arasında Zembilli Müftü, Zembilli Ali Efendi olarak tanınmıştır. Cemalettin Aksaray'ın neslinden geldiği için çağdaşı diğer devlet ve ilim adamı akrabaları gibi o da Cemali nispesiyle anılır. Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinememektedir. Amasya'da veya Aksaray'da doğmuştur. Fatih Sultan Mehmet zamanında Edirne'de müderrisliğe getirilmiş, daha sonra Bursa ve Amasya'da müderris ve müftü olarak görev yapmış, İstanbul müftüsü Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin 1503 tarihinde vefatı üzerine İstanbul müftülüğü makamı ona verilmiş, 2. Bayezid buna ilaveten 1505 yılında İstanbul'da yaptırdığı bugün Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi olan medresenin müderrisliğini de haftada bir gün ders okutmak üzere kendisine vermiştir. 2. Bayezid'in ardından tahta çıkan Yavuz Sultan Selim de Zembilli Ali Efendi'yi saltanatı süresince müftülük görevinde bırakmış, Ali Cemali Efendi Kanuni Sultan Süleyman döneminde ölümüne kadar bu görevde kalmıştır. Kanuni zamanında 1523'te iş göremeyecek kadar hasta olunca Kanuni Sultan Süleyman ondan naip tayin etmesini istemiş, o da Şeyh Bahaeddin Zade Muhyiddin Mehmed'i naip tayin etmiştir. Bu durum ölüm tarihi olan Haziran 1526'ya kadar devam etmiş, böylece müftülük süresi 24 yıla ulaşmıştır. Mezarı İstanbul Zeyrek'te kendisi tarafından yaptırılan mescit ve mektebin haziresindedir. Değerli dinleyicilerimiz, kaynaklara göre Zembilli Ali Cemali Efendi fıkıh, usul, edebiyat, lügat, naif, tefsir ve hadis sahasında otorite sahibi vakur bir ilim adamıydı. Uzun süre fetva makamında kaldığı halde hayatının sonuna kadar tevazuyu elden bırakmamıştı. Her daim insanların işlerini kolaylaştırmaktan zevk alır, fetva almak üzere başvuranların işlerini kısa sürede sonuçlandırırdı. İstanbul Müftülüğü makamının dini kontrolü sağlayacak biçimde Vezir-i Azamlık makamı gibi bir şekle bürünmesinin ilk önemli adımları onun görevi sırasında atılmıştır. İlmi meselelerde asla taviz vermediği, hatta sert mizaçlı Yavuz Sultan Selim'e bile karşı çıktığı kaynaklarda anlatılmakta, görevlilere hukuki kurallar çerçevesinde ceza verileceğini, İdamın mahkeme kararından sonra müftünün fetvasıyla mümkün olabileceğini çekinmeden ifade ettiği söylenmektedir. Biz özellikle Zembilli Ali Efendi ve Yavuz Sultan Selim hakkında anlatılan bu tür rivayetlerin aslında yeni bir resmi kurum halinde teşekkül etmekte olan Şeyhül İslamlık makamının önemini vurgulamaya yönelik olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etmek isteriz. Programımızı bitirmeden önce son olarak hayırseverliğiyle tanınmış olan Zembilli Ali Cemali Efendi'nin İstanbul'un değişik yerlerinde cami, mescit ve mektepler inşa ettirdiğini, ilmi gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenilediğini, kitaba çok meraklı olduğunu, çok farklı bölgeden eserler temin edip getirdiğini de sözlerimize eklemek istiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.